Merhaba arkadaşlar, yazım kuralları, noktalama şartları tekrar edeceğiz. Sonuç, hazır mısın evladım? Hocam hepsini tekrar edeceğiz. Evet, hepsini tekrar edeceğiz. 7'den 8'e geçerken zaten bildiğimiz bu konuyu güzel bir şekilde tekrar etmeye hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Hazırım diyorsun, o zaman ben de başlıyorum. Fakat öncelikle şunu bilmemiz lazım. Türkçede anlam bilgisinde 3 tane konu vardı hatırlarsanız. Sözcükte anlam, cümlede anlam ve parçada anlam. Bu konuları zaten en başından beri 5, 6, 7'de öğrenmiştik. 8'de bununla alakalı sınavda çıkacak soruları yapacağız. Fakat yazım kuralları da böyle bir konu. Ve birazdan sonradan göreceğimiz noktalama işaretleri de böyle bir konu. Biz bu konuları çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü bunlar ileride gireceğimiz bütün sınavlarda, yani üniversite sınavında, üniversite sınavından sonraki işte KPSS'ler, KPD, yani hemen hemen ALES'ler, hepsinde bu konu karşımıza gelecek. Dolayısıyla ya bunlar ne işe yarar demememiz lazım. Günlük hayatta işte elektronik posta atarken de veyahut da başka şeylerde de karşımıza çıkan önemli bir konu. Şimdi ilk başta 5. sınıftaki konuları bir tekrar edeceğiz. Fakat şunu da bilmemiz lazım Tonguç'um. 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye geçerken esas hepsi aynı. Hepsi aynı olduğu için biz şöyle yapacağız. 5. sınıfta size konulara bir giriş yapacağız. 6. sınıfta bazı ayrıntılara gireceğiz. 7. sınıfta bunlarla alakalı iyice pekiştireceğiz. Dolayısıyla biz tüm konuyu 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıfa dağıtmış olduk. Sen yorulma diye, senin beynin alsın diye ve arkadaşlarımız da bizi güzel güzel anlasınlar diye. Şimdi bir kere büyük harflerin yazımına şuna dikkat etmemiz lazım Tonguç. Büyük harflerin yazımı. Özel isimler büyük harfle başlıyor. Mesela Tonguç'un T'sini büyük harfle yazıyoruz. Niye? Çünkü dünyada senden maalesef bir tane. Ahmet'in A'sı büyük harfle yazıyor. Tekir'in T'si büyük harfle yazıyor. İslamiyet'in İ'si. Türk Dil Kurumu'nun TDK kısımları, yani TDK harfleri yine büyük harfle yazılıyor. Almanca bir özel isim, İngilizce, Türkçe, bunlar hep özel isim büyük harfle yazılıyor. İlk Çağ, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti derken yine TC. Galata Kulesi, Taksim Meydanı, bak bunu sormuşlar hatta sınavda. Yine sizin gireceğiniz sınavda sorabilir evladım. Venüs, Rusya, Tanzimat Dönemi, İngiliz, İngilizce. Bunların hepsi özel isim olduğu için özel isimlerde büyük harfleri büyük yazmanız gerektiğini zaten biliyoruz. Bazen şuna dikkat et. Mesela kaya sözcüğünü biliyorsun değil mi? Evet, kaya normalde cins bir isim. Fakat kaya sözcüğü bazen kaya özel cins bir arkadaşım. Hayır, cins bir arkadaşım. Hayır, onu demek istemiyorum. Normalde hani kayalık bölgeler dediğimizde orada cins bir isim. Ama bazen kaya özel isim yapabiliyoruz. Veyahut da diyelim ki rüzgar. Hava rüzgarlı dersen o R'yi küçük yazacaksın. Ama rüzgar benim en sevdiğim arkadaşımdır dersen o zaman R harfini büyük yazman lazım. Çünkü orada bir özel isimden bahsediyorsun. Dolayısıyla kaya, rüzgar, deniz, İşte yıldız gibi bazı kelimeler hem cins isim hem de özel isim olarak kullanıldığı için bunlarla alakalı soru sorulabilir. Dikkatli ve uyanık olmamız gerekiyor evladım. Yine büyük harflerin yazımında yön sözcüklerinde isimden önce ise büyük harfle yazıyoruz. Mesela Kuzey Avrupa derken K'yi büyük harfle yazıyoruz. Ama Avrupa'nın kuzeyi derken K'yi küçük yazıyoruz. Yani yön isminden önce gelirse K'yi büyük yazıyoruz evladım. Ama isimden sonra gelirse K'yi küçük yazıyoruz. Mesela Güney Avrupa dersek veyahut da işte Güneydoğu Anadolu dersek G'yi büyük yazıyoruz. Ama Anadolu'nun Güneydoğu'su dersek G'yi küçük yazıyoruz. Burası önemli. Bununla alakalı geçmiş yıllarda birçok öğrenciye soru yöneltilmiş. Size de yöneltebilirler Tonguç'um. Burayı dikkat dinlediğin için seni çok tebrik ediyorum. Çünkü burası ne kısmı? Uyarı kısmı. Uyarı kısmı ne demek? Yani buradan soru gelir. Hatta bazı hocalar yazılılarda soracakları şeyleri hani böyle çocuklar burayı dikkatli dinleyin burası önemli der. Sonradan yazılıda sorunca artistik yapmayın bak ben söylemiştim diye. Dolayısıyla buralar önemli evladım. Yer isimleri büyük fakat il, ilçe, köy, kıtalar küçük yazılır. Mesela Beşiktaş ilçesi derken B'yi büyük yazıyoruz ama ilçenin ismini küçük yazıyoruz. Avrupa kıtası derken A'yı büyük yazıyoruz ama K'yi küçük yazıyoruz evladım. Akrabalık bildirenler küçük yazılıyor. Mesela Ayşe teyzem, İşte Hayri amcam, Osman teyzem, pardon Osman teyze olmaz, Osman dayım, buna benzer şeyler hep küçük harflerle yazıyoruz. Deniz, nehir, göl adları yine Dicle nehri derken, Fırat nehri derken D'de, N'de, F'de, N'de büyük yazılıyor. Önünde tarih varsa gün ay adları yine büyük harfle başlıyor. Yani 13 Ocak Cuma derken hem C harfini büyük yazıyoruz Tonguç'um hem de O harfini büyük yazmamız gerekiyor. Ama öyle bir şey yoksa okul Ocak'ta gezi düzenleyecek derken bu sefer O'yu küçük yazıyoruz. Burada belki belli olmamıştır diye ben bir kez daha şöyle sana gösteriyorum. Okul 13 Ocak'ta deseydi büyük yazardın. Okul 13 Ocak Cuma günü deseydi büyük yazardın. Ama okul Ocak'ta gezi düzenleyecek. Aman bu artık önünde bir rakam yok. Önünde bir tarih yok. O yüzden bunu küçük yazabiliriz demen gerekiyor evladım. Şimdi gelelim ki'nin yazımı. Ki'nin ve D'nin yazımını zaten biz sana çok önceden... 12 ya. 12 yani değil mi? Onu çok önceden öğretmiştik. Geçmişte de bununla alakalı muhtemelen ilkokulda
birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıfta sana uyarılar geldi. Şimdi zaten biz şu anda ne yaptık? Geçmişe dönüş yaptık. Yani beşinci sınıftaki konuları bir kez daha tekrar diyoruz gibi. Ama önümüze bakalım hocam. Önümüze bakıyoruz esasında çünkü bu geçmişi kurcalamaya gerek yok. 12. sınıfta da çıkacak karşına. 9. sınıfta da çıkacak karşına. 10'da da 11'de de çıkacak. 8. sınıfın sınavı da çıkacak. Dolayısıyla Türkçenin bazı konularını 5. sınıf tekrar derken esasında ileriki senelere de bir göz kırpmış, onları da işlemiş oluyoruz. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi ki ile alakalı şunu bilmemiz lazım. Bağlaç olan ki ayrı yazılıyor. Mesela anlat ki seni anlayayım. Duydum ki beni unutmuşsun. Ek olan ki ise bitişik. Penceredeki güller. Evdeki hesap derken bitecek. Peki bunun kuralı ne? Ben bunu nasıl çözeceğim diyebilirsin. O zaman şöyle yapacağız. Ki'den sonra lereki getirilebilirse yani ki ekini almış ya da yanında ki bulunan kelimenin ardından ler getirilebilirse bitecek. Getirilemezse ayrı yazılıyor. Mesela anlatkiler diyebilir miyiz Tonguç? Anlatkiler olmaz hocam. Saçma. O zaman burada ayrı yazmamız lazım. Dolayısıyla burada zaten anlat ve ki ayrı. Peki penceredekiler diyebilir miyiz Tonguç'um? Diyebiliriz hocam. Harikasın, zekisin ve akıllısın. O zaman bak penceredekiler diyorsak olur. O zaman bir tane deneyelim mesela. Diyelim ki duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden akan yaşlara diyorsun. Duydum ki unutmuşsun beni diyelim biz. Tamam gözlerinin rengini boşver. Gözlerinin rengi mor zaten en son mahalledeki maçtan sonra. Şimdi buradaki ki ayrı mı yazarız sence Tonguç'um? Yoksa bitişik mi yazarız? Duydum kiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılır. O zaman burada yazım hatası doğru. Var mı? Doğru. Bu kadar basit. Bu kadar. Peki şuna bakalım evladım. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Şimdi bu bir atasözü. Tamam bazen hesaplar karışabilir demek istiyor yani. Evdeki hesap çarşıya uymaz da. Evdekiler diyebiliyor muyuz Tonguç'um? Diyemeyiz. Evdekiler diyemeyiz. Diyebiliyoruz pardon. Diyebiliyoruz saçmaladın. Dolayısıyla evdekiler diyebildiğimiz için bunu da yazımı doğru yazılmış. Burada da doğru çünkü bitişik yazılmış. Burada da doğru çünkü ayrı yazılmış diyoruz ve bitiriyoruz. Yalnız bir de şöyle bir spastik bir durum var ki onu da bilmemiz lazım. Kafa karışabilir durum. Son bahçem mi? Dediğimizdeki şu. Bazen sonrasında ler getiremesek bile bu bağlaçlar mutlaka bitişik yazılıyor. Yani sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, madem ki, illakiler mutlaka, illakiler diyebiliyoruz mu diyemiyoruz. Mademkiler diyemiyoruz. Çünküler, halbukiler, belkiler, meğerkiler, oysakiler falan diyemiyoruz. Ama bunları mutlaka bitişik yazacağız. O zaman son bahçemdeki sanki, oysaki, meğerki, belki, halbuki, çünkü eğer ki de olabilir aynı zamanda. Meğer ki'den başka eğer ki de yazabiliriz buraya. Ondan sonra madem ki illa ki dediğimiz zaman bunların hepsindeki ki'leri bitişik yazmamız gerektiğini, bu kuralın dışında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim buraya. D'nin yazımına baktığımızda ise şöyle bir şey var. Bağlaç olan D ayrı. Ve bağlaç olan D'ler ta T olmuyor. Çünkü bağlaç olan D bir sözcük zaten. Mesela çünkü sözcüğü bir bağlaç ayrı yazılıyor. Veya sözcüğü bir bağlaç ayrı. Mesela V'yi bir kelimeye bitişik yazar mıyız? Yazmıyoruz. Yazamayız. Aynen. O zaman D bağlacında ayrı yazıyoruz. Ahmet gelecekmiş, Ahmet'e gelecekmiş diyoruz. Fakat mantığımız şu. D'yi evladım cümleden çıkarabiliyorsak ayrı. Çıkaramıyorsak bitişik yazıyoruz. O zaman çıkarıyoruz diyelim. Çıkarıyorsak bu ayrı oluyor. Başka bir renkle yazmak istiyorum. Çıkaramıyorsak cümleden, çıkaramıyorsak bu sefer de evladım bitişik yazıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi o zaman çıkarıyorsak ayrı, çıkaramıyorsak bitişik dedik ya. Bakalım nasıl olacak hep beraber görelim. Ahmet gelecekmiş, Ahmet de gelecekmiş diyebiliyoruz. O zaman çıkarabiliyoruz. O zaman ayrı. Evet ayrı. Ahmet. Ama ek olan diye bitişik yazıyor. Mesela mutfakta yemek yapıyor. Mutfak yemek yapıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Bu anlamsız oluyor. Tabii burada şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela başka bir örnek vereyim. Bugün bizde kalalım. Buradaki D'yi cümleden çıkarabiliyoruz mu Tonguç? Hayır çıkartamayız. O zaman bugün biz kalalım diyemediğimiz için bunun bitişik yazılması lazım diye bitişik yazılmış. O zaman burada yazım kuralları doğru bir şekilde kullanılmış diyebiliriz. Sayıların yazımına baktığımızda sayılar daima ayrı. Bir tek çekler yazarken, çekleri falan yazarken bitişik yazılıyor ama zaten sen şu anda çek yazacak yaşta değilsin. Daha fındık kadarsın, küçük çocuksun. Daha gerek yok buna. Sayılar ayrı. 15, 150, 35 bunlar hep ayrı yazılıyor. Sıra sayıları ikinci diye yazılabiliyor. İkinci diye yazılabiliyor ve ikinci diye yazılabiliyor. Üleştirme üçer diye yazılabiliyor ama bu şekilde üçer şeklinde olmuyor. Ek getirirken dikkat etmemiz lazım. 1'de, 2'de diyoruz. 6'da, 7'de, 8'de, 9'da, 10'da diyebiliyoruz. O zaman bunlardan sonra 1'de, 2'de, 6'da, 7'de, 8'de, 9'da buluşalım, 10'da buluşalım diyebiliyoruz.
Fakat 3, 4 ve 5. Bunları böyle birazcık garip yazdım. 3, 4'ten sonra 3 T dememiz gerekiyor. 4 T dememiz gerekiyor. 5 T dememiz gerekiyor. Bunu sana sınavda sorabilirler Tonguç. Buraya çok çok dikkat etmelisin. Dolayısıyla 1985 T demen gerekiyor. 1985 D dersen patlayabiliyorsun. 13 ten demen gerekiyor. 13 den diyemiyoruz. Ünsüz benzeşmesi diye hani küçükken öğrenmişler o kural. Çek ve senetlerde bir şey yazılığını zaten biliyoruz. Şimdi 5. sınıfın tekrarını yaptık ama şunu da söylemek istiyorum. Yeni tarz sorularda yine yazım kurallarını büyük bir paragrafın içerisinde verebiliyorlar. Metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişken hangisiyle giderilir diye de soruyorlar. Yani yazım yanlışını bulun değil, yazım yanlışı nasıl giderilir diyorlar. İşte şu sözcük ayrı yazılarak, şu sözcük büyük harfle başlatılarak, şu sözcüğe kesme şartı kaldırılarak, şu sözcük bitişik yazılarak diyebilir. Öncelikle bu konuya bir noktayı koyalım mı? Hazır mısın? Koyalım. Noktayı nereye koyduk? Tamamlanmış cümlelerin sonuna koyduk. Şu anda nokta koyabilir miyiz? Koyamayız. Çünkü daha videomuzu bitirmedik, daha konuyu işlemedik. Fakat esas da biz ilkokul 1'de, 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bunları zaten defalarca görmüştük. Gelecek sene gireceğimiz 8. sınıf sınavındaki sınavda da bununla alakalı bir soru bize mutlaka soracaklar. Çünkü noktalama işaretlerinin sorulmadığı bir sınavı ben daha gözümle hiç görmedim yani. Belki kulağımla belki görmüş olabilirim ama gözümle hiç bir tane sınav yapmış sınav komisyonu. Adı üniversite sınavı olabilir, TEOK olabilir, LGS olabilir, işte ne bileyim parasız burslu yatılı sınav olabilir. Ama noktalama işaretlerinin sorulmadığı bir sınav yok. Diyelim ki sorulmadı. Günlük hayatta sen bir elektronik posta attığında, bir yazışma yaptığında yazım kurallarına dikkat etmek ne kadar önemli. Noktalamayı doğru kullanmak ne kadar önemli. Bazen konunun yanlış anlaşılmasına bile sebep veriyor. Mesela diyelim ki yaşlı adama yer verdi. Şimdi sen burada yaşlı adama mı yer verdi yoksa yaşlı bir adam? Yaşlı bir adama yer verdi. Yaşlı bir adam genç bir adama mı yer? Böyle karma karışık oldu. Dolayısıyla sen virgülü çok ciddi bir şekilde kullanman gerekiyor veyahut da noktayı falan. Şimdi burada ne yapıyorduk? Tamamlanmış cümlenin sonuna nokta geliyor. Tonguç geldi. Nokta. Tarihlerin arasına nokta koyuyoruz. 13-11-2018. Saatlerde nokta koyuyoruz. 16.45. Burada şu çok önemli Tonguç. Niye iki nokta koymuyoruz hocam? Evet, bazen şöyle dijital saatlerde bilhassa Casio'da bunu çok görüyoruz. Biraz reklam aldık kusura bakma. Şöyle bir şey var, tamam mı? Böyle dijital saatlerde böyle bir şey var. Öğrenci de buradan alıştığı için diyor ki hocam diyor bizim evdeki alarm saatinde böyle yazıyordu diyor. Ben o yüzden diyor alarmda kapatırken hatta görüyorum diyor. Bu iki nokta olacak diyor. Nine, yanlış, hayır, hatalı, no. Bak bütün dillerde söyledim ki iyice anla diye. Burada nokta kullanmamız gerekiyor. Bunu sınav komisyonu şimdiye kadar öğrencilere sorup öğrencileri zortlatmamış. Ama sorsa emin ol birçok öğrenci zortlar. Ve eve gidince de kesin o dijital saate saldırırlar. Senin yüzünden hata yaptım diye. O yüzden biz dijital saatimize zarar vermemek için, kendi saatimizi her zaman kullanabilmek için doğru olanı yazımda bu. Ama genel olarak da böyle bir şey görüyoruz. O ayrı mesele. İnce inceye yine nokta kullanabiliyoruz. Bazı kısaltmalardan sonra mesela Profesör Doktor Kamil Sönmez. Burada yine nokta koymamız gerektiğini bilmemiz lazım. Virgül eş görevli sözcükler arası kullanıyorum. Mesela elbiseler, pantolonlar, etekler. Burada eş görevli sözcükler arası virgül koyuyoruz. Sıralı cümleler arası da yine çağırdı, virgül, geldim. Bak sıralı cümle olduğunu nereden biliyoruz? Birden fazla yüklem var. Eğer bir cümlede birden fazla yüklem varsa o sıralı cümleydi. Ara sözlerin başına ve sonuna yine virgül koyuyoruz. Bu şehir baharda başka güzel. Bu şehir İstanbul baharda başka güzel. Burada bu şehir öznesini açıklayan bir ara söz var. Dolayısıyla burada da yine bir virgül kullanmış. Burada kısa çizgide kullanabiliriz, o ayrı mesele. Tırnak içinde olmayan alıntılar da yine virgül kullanmış. Sonra görüşürüz dedi derken bunu tırnak içinde de alabilirsin Tonguç evladım. Böyle virgül kullanarak da alabilirsin. Yüklemden uzak düşen özneler de Tonguç sınava hazırlamak için gece gündüz çalışıyor. Yalan. Ama burada özne kim çalışıyor? Tonguç çalışıyor. O zaman Tonguç öznesinden sonra da yine biz virgül koyabiliriz. Niye? Özneden uzak kalmış. Hatta şöyle de olabilir mesela diyelim ki birazdan hatta noktalı virgülü de göstereceğiz. Burada cümlenin içerisinde herhangi bir virgül olmadığı için biz buraya virgül koyduk kurtardık. Ama bak birazdan söyleyeceğim diyelim ki Tonguç, tamam mı? Ali, Osman, Hamza ve işte Can'ı çağırdı diyelim, tamam mı? Şimdi burada kafa karışıklığı var. Tonguç'tan sonra virgül koydun, tamam eyvallah. Ali'den sonra virgül, Osman'dan sonra virgül. Ama kafa karışıyor. Kim kimi çağırdı? Tonguç'tan sonra noktalı virgül koyduğumuzda Tonguç, bunu koydum bir kenara. Ali, Osman, Hamza ve Can'ı çağırdı dediğin zaman anlamlı hale geliyor. Dolayısıyla virgül yoksa, yani herhangi bir noktalama işareti yoksa virgül koyabilirsin. Ama virgüller varsa o zaman virgülden daha karizmatik olan noktalı virgül gelecek. Ona birazdan geliyoruz. Onay ve red cümlelerinde evet geleceğim, hayır gelmeyeceğim, tamam görüşürüz, peki anladık gibi şeylerden sonra da yine bir seslenme, bir onay olduğu için virgül kullanıyoruz. Virgülle alakalı bak buraya şu kağıdı istemeden kullanmak zorundayım. %100 sorulur Tonguç. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarında
virgülle yatıyorlar, virgülle kalkıyorlar. Virgül çok önemli, virgül çok önemli. Virgül. Dolayısıyla biraz 8. sınıfta bunu çok iyi öğrenmemiz gerekeceği için biz şimdi 5. sınıf tekrarımızda da bunların üzerine iyice gidiyoruz. Noktalı virgülü söylemiştik. Farklı türleri gruplarken yine biz noktalı virgül. Pazardan elma erik, noktalı virgül, pırasa ıspanak aldım. Niye buraya noktalı virgül koyduk hocam? Elma ile erik meyve, pırasa ve ıspanak sebze olmuş. Yani matematikteki şunun gibi. Hani 2 artı 2 parantez yap artı 3 artı 3 parantez yap. Şimdi bunu da bir daha parantez içine alırsan ne yapıyorsun? Köşeli parantez alıyorsun. Sonra artı. Bir daha köşeli parantez falan. 2 artı 2. Böyle gidiyor ya bak. Şu köşeli parantezin anlamı ne? Kardeş, sen normal parantez bazen gücün yetmeyebilir. Senden daha karizmatik, senden daha iyi parantez gerekirse devreye ben girerim demek değil mi İlhan? Burada da virgülün gücünün yetmediği yerde noktalı virgül devreye giriyor. Diyor ki korkma artık ben varım. Ben artık her şeyi hallederim diyor ve giriyor. Sıralı cümlelerin arasında yine çekiyor. Dolaba koydum. Almadı. Boşa koydum. Doluya koydum. Özür dilerim yanlış okumuşum Tonguç'um. Doluya koydum. Almadı. Boşa koydum. Dolmadı. Şimdi burada doluya koydum arasında virgül var. Boşa koydum arasında virgül var. O zaman sen buraya noktalı virgül getirmen lazım. Hatta buna benzer bir soruyu şöyle bir cümleye sormuşlar Tonguç'um. Demiş ki at ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır demiş. Hadi bakalım buradaki noktalama işaretlerini koyun demiş. Yiğit ölür, şan kalır. Şimdi bir kere bunun sonuna nokta gelecek kesin. At ölürden sonra meydan kalırdan sonra yiğit at ölür meydan kalır. Yiğit kalır şan kalır yazdım resmen kafayı yedim ben de. Yiğit ölür şan kalır olacak. Şimdi burada at ölür meydan kalırdan sonra virgülü koyduk tamam. At ölür virgül meydan kalır. Yiğit ölür virgül şan kalır bu da tamam. Ama buraya noktalı virgülü koymamız lazım Tonguç. Niye? Virgül karizmaydı tamam ama noktalı virgül ondan daha karizmaydı, daha güçlüydü. O yüzden burada noktalı virgül koyduk. Burada da aynı şey. İki sıralı cümlenin arasına konabiliyor ve içinde virgül bulunan sıralı cümlenin arasına konabiliyor. Özne karışmasın diye. İzmir, Mardin, Muş ve Van'dan sıcaktır. Şimdi eğer burada virgül olsa kafa karışacak. İzmir, Mardin, Muş, Van'dan kim sıcak? Ama İzmir, noktalı virgül, Mardin, Muş ve Van'dan daha sıcaktır deyince anlıyorsun ki İzmir özne. Hani az önce söylemiştim ya. Tonguç bir parti düzenlemiş ve partiye bütün arkadaşlarını çağırmıştı. Ne yapmıştı? Tonguç, Ali, Osman, Hamza ve Can'ı çağırdı. Niye? Tonguç'tan sonra noktalı virgül koyduk. Çünkü daha karizmatik. Başka kimse geldi mi Tonguç partine? Tongül geldi, Tankut geldi, Hamza, Hüseyin, Abdurrezzak geldi. Abdurrezzak Boğazı Kazak diyorsun. Tebrik ediyorum seni. Şimdi bunları da söyledik. Devam ediyoruz. İki noktaya bakalım. İki nokta nedir? Örnek verileceği zaman biz iki noktayı kullanıyoruz. Mesela nesli tükenmiş canlılar, dinozor, mamut. Bak burada iki nokta kullandık. Niye? Çünkü nesli tükenmiş canlılara örnek veriyoruz. Ve şurası önemli evladım. İki nokta üst üsteden sonra küçük harf başlayabilir. Yani aa hoca yanlış yazmış. Aa demeyeceksin. Bunu ben bazen yazıyorum böyle öğrencilerin yanında. Öğrenci diyor ki hocam maalesef hata yaptınız. Bakın iki noktadan sonra küçük harfle başlattınız. Hata. Hayır evladım iki noktadan sonra küçük harf başlayabilir. İki noktadan sonra özel bir isim varsa büyük harf başlar. Cins isim varsa ve cümle değerinde değilse küçük harfle başlayabilir. Bu tarz fake'lere sakın sakın düşme. Sakın sakın bu tarz hataları yapma. Konuşan kişinin adından sonra ve konuşma bölümünden önce de yine iki nokta geliyor. Ahmet, iki nokta üstü. Biz Ahmet erken gel dedi diyebilirsin. Erken gel dedi derken yine buraya virgül kullanabiliriz. Kısa çizgiye baktığımızda ara sözle cümlelerin başına ve sonuna konabiliyor. Bu şehir baharda başka güzel. Bu şehir İstanbul. Hani az önce virgüllerin arasına koymuştuk evladım. Bu sefer İstanbul'un yanına kısa çizgiler koyabiliriz. Sözcükler arasında ve virgül arasında anlam vermek için. Üsküdar Ümraniye yolu kapalı. Yani Üsküdar ve Ümraniye yolu kapalı. Üsküdar ve işte Beşiktaş yolu falan diye kullanabiliriz. Heceleri ayırmak için kelebekler. Satıra sığmayan kelimeleri bölmek için. Mesela geliyorum dediğin zaman burada ayırıyorsun. Bu şekilde. Sözcüğü ekine kökünü ayırırken gözlükçüler derken yine ayırıyorsun. Burada şuna dikkat et. Şu ek ve kökle ayırırken. Şey ek ve kökle ayırırken. Mesela geliyorum bu şekilde ayrılıyor. İşte beklemiştim bu şekilde ayrılıyor. Ama hanım eli şöyle ayrılıyor sonuçta. Hanım eli diye ayrılıyor. Hanım eli diye ayırmıyorsun. Yani bileşik sözcüğü tek bir kelime olarak düşünüyorsun. O zaman mesela bu da gene çok kazık bir şey. Asla nazı diye ayırman gerekiyor. Dolayısıyla bunun doğrusu bu. Bunun doğrusu bu. Bunun doğrusu bu. Bunun doğrusu bu. Böyle bir şey gördüğün zaman aa hoca yanlış yapmış diye sakın sakın yanlış yapıldığını düşünme. Çünkü bileşik sözcükler tek bir kelime iş gibi düşünülür. Üç noktaya baktığımızda üç noktanın da bize baktığını görüyoruz. Yani tamamlanmış. Terbiyesizlik üç nokta. Oğlum saçma sapan konuşuyorsun. Anlamsız şeyler söylüyorsun insan. Tamamlanmış cümlenin sonuna arkamız tamamlanmamış özür dilerim.
tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta koyuyoruz. Arkamızda sıra dağlar. 3 nokta diye gidiyor. Benzer örneklerini devam edeceğiz abi. Telli çalgılar, saz, gitar, ıdı, bıdı, bıdı diye gidiyor. Dolayısıyla mesela bu çıkmış sınavda yine gelebilir evladım. O yüzden dikkatli dinle burayı. Tonguç'un arkadaşı var dedin, tamam mı? 2 nokta üstte koydun. İşte kim var senin arkadaşların? Tankut var. İşte Ali var. Ömer var diyelim ki, tamam mı? Sonra da 3 nokta mı koyacaksın, nokta mı koyacaksın, ona karar veriyoruz. Tonguç'un 3 arkadaşı var dersen 3'ün de söylediği için nokta koyarsın. Ama Tonguç'un birçok arkadaşı var dedin. O zaman Tankut, Ali, Ömer'den sonra 3 nokta koyman lazım. Birçok derse 3 nokta koyuyorsun. 3 derse sayıyı belirtmiş, 3'ünü de yazmışsın, o zaman nokta koyuyorsun. İşte burası sınavda sorulur. Hatta buraya izin verirsen %100 soruları da koymak istiyorum. Devam edelim. Ünleme geldik. Artık yavaş yavaş 5. sınıf tekrarımızı bitiriyoruz. Duygu anlatan, sesleme bildiren cümlelerden sonra da yine ünlem. Vah, eyvah, hey, hoba. İşte başka ne var? Oley, holey. Bunlardan sonra hep ünlemlerden sonra ünlem işareti geliyor. Alay çok akıllı olduğundan soruyu çözemedi bak. Akıllıdan sonra ne yapmış? Bir ünlem işareti koymuş. Neden böyle bir şey yapmış biliyor musun Tonguç? Buradaki amacı şu. Demek istiyor ki kardeş sen burada akıllı değilsin esas. Tam tersini söylemek istiyor. Alay ediyor. Soru işareti de yine soru cümlelerinin sonuna. Nereye gidiyorsun? Soru anlamı taşıyan ifadenin sonra adınız, buyurun falan gibi derken biz soru işareti kullanıyoruz. Yazım kurallarında 5 ve 6 ve 7 esası birbirinden bağımsız değil Tonguç. Yani 5 bitti, oh çikilop kurtulduk. Öyle bir şey yok. 5'te öğrendiklerin kurtulamazsınız. Gene, kurtulamazsınız bizden. 5'te öğrendiklerin 6'da da geçerli. 7'de öğreneceklerin 5'te de geçerli. Yani hepsi bir bütünsellik içeriyor. Kümülatif değil. Hep bir bütün içerisinde ilerliyor. Yani eklemeli değil. Dolayısıyla senin ilkokul 5'te öğrendiğin bilgiler 6, 7, 8 hatta bunu 5. sınıf videomuzda da söylemiştik. En başta videomuzun başında da söylemiştik. 12. sınıfta gireceğin sınavda, hatta üniversiteden sonra gireceğin sınavda bile sorabiliyoruz. Peki hocam niye böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü dilimizi güzel kullanmamız lazım. Dilimizi kötü kullanırsak, yazım hataları yaparsak bu doğru değil. Düşünsene bir yabancı ile konuşuyorsun, adam dilini mahvetmiş. Dersin ki bu hiç diline saygı duymuyor. Aynı şekilde sen de dilini güzel kullanırsan adamlar der ki bu değer verdiği bir şeyi güzel kullanıyor diyebilirsin herhalde. Şimdi gelelim kısaltmaların yazımına. Şimdi büyük harfli kısaltmalarda TBMM, TDK, HGS burada kesinlikle ve kesinlikle aralara nokta girmiyor. Kısaltmalara gelen eklere baktığımızda RTÜK'ten diyoruz bak. TDK'nin diyoruz. Yani şöyle demiyoruz. Radyo Televizyon Üst Kurumu'ndan demiyoruz. Yani açılımını değil de kısaltılmış halini okuyaraktan ek getiriyoruz Tonguç'um. Türk Dil Kurumu'nun demiyoruz. TDK'nın veya TDK'nin diyoruz. Neden? Çünkü eğer açılımını okursak sıkıntı, hata olur. Burası önemli. Burayla alakalı geçmiş yıllarda sorular gelmiş ve yine gelebilir diyoruz. Dikkatini çekiyoruz evladım. Sonuna nokta bulunan Almanya'dan İngilizce'yi dediğimizde buraya da dikkat etmemiz lazım. Bunlar da direkt bu şekilde kesim şart kullanmadan Alman'dan İngi'yi diyebiliyoruz. Küçük harflerle yapılanlarda CM'yi, bu sefer santimetreyi, kilogramdan, KG'den değil de kilogramdan şeklinde söylememiz gerekiyor. Yani bu sefer küçük harfle yapılanlarda net bir şekilde açılmış haline göre düşünüp eki getirmemiz gerekiyor. Bunlar gerçekten artık zorlaştırılan şeyler. Şey daima ayrı yazılıyor Tonguç'um. Her şey, bir şey, çok şey, güzel şey, iyi şey, kötü şey. Bunların hepsi ayrı yazılıyor. İkilemeler daima ayrı yazılıyor. Teker teker, eski püskü, tek tek, eğri büğrü, ağır ağır, yavaş yavaş, akıllı uslu. Bunlar hep ayrı yazılıyor. İkilemeler ayrı yazılır. İkileme, yam yam. Yam yam o ikileme değil. Yam yam bir bitişik kelime yani yam yam. Neden böyle bir kelimeyi kullanma ihtiyacı hissettin? Bana herkes yam yam diyor sınıfta hocam. Neden acaba? Yani senin tipin normalde beyaz tenli bir çocuksun. Yani yam yamlar beyaz tenli de olabilir gerçi. Ben de yanlış bir şey söyledim belki ama yani niye sana yam yam diyorlar? Davranışlarından dolayı olabilir mi acaba? Bazen garip davranabiliyorum hocam. Arkadaşlarının kulağını falan mı ısırıyorsun herhalde? Arkadaşlarımı evet hocam. Bazen veya çok yanaklarını mı koparıyorsun? Böyle kollarını sıkıp onları ısırmaya mı çalışıyorsun? Nedir olayın yani sen? Afrikalı kökenlerim var hocam. Afrikalı kökenli. Zenci akrabalı. Ne yapıyorsun? Parmağımı ısırma. Git bırak. Şaka bir yana tabii ki. Yam yamlıktan kastı herhalde. Orada mecaz anlam kullanıyor. Değil mi? Yani, evet. Yani davranışlarındaki hırs ve istekten dolayı olabilir. Neyse. Her sözcüğü, herhangi sözcüğü hariç daima ayrı yazılıyor Tonguç. Her biri, her an, her gün. Tabii herhangi demişiz ama bir de herkes de bunun içine katabiliriz. Herkesin bitişik yazacağını zaten herkes bilir diye bir espri yapalım. Her biri, her an, her gün daima yine ayrı yazılıyor. Mi daima ayrı yazılıyor. Baban geldi mi? Güzel mi güzel derken pekiştirmelerde, sorularda ayrı yazılıyor. Ama şuna dikkat edelim. Bak bunu sorabilirler. Niçin
bize gelmiyor diye bir şey yaparsan bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü burada soru anlamını mi sağlamıyor ki? Burada soru anlamını niçin sağlıyor? Buradaki mi olumsuz geliyor. Dolayısıyla bunun doğrusu şöyle olmalı olmuş. Niçin bize gelmiyor şeklinde olmalı. Diğer türlü bir yazım hatası olmuş oluyor. Gök cisimleri ayrı yazılıyor. Kuyruklu yıldız. Ulaşım, çevre yolu, hava yolu, karayolu ayrı yazılıyor. Bitki adları, çörek otu, kuş üzümü ayrı yazılıyor. Hayvan türü, köpek balığı bunlar ayrı yazılıyor. Ses düşmesi ve türemesi olan bileşik eylemlerden nasıl oluyor? Bak şimdi. Şimdi his bir isim. Af bir isim. Zan bir isim. Terk, fark, park, işte başka ne diyebiliriz? Mutlu. Bunlar hep bir isim. Başka ne diyebiliriz? Hak bir isim mesela. Hakkı da yazalım böyle. Başka ne diyebiliriz? His, af, zan. Böyle gidiyor. Şimdi bunları yazarken bunlara etmek getirdiğimizde artı, plus, etmek diyelim tamam mı? Etmek getirdiğimizde ses olayı oluyorsa bitişik yazılıyor. His etmek derken burada bir ses olayı var mı? Var. O zaman bu hissetmek olduğu için bitişik yazılıyor. Af etmek derken af etmek demiyoruz. Af etmek diyoruz. O zaman bu bitişik yazılıyor. Zan etmek derken zan etmek demiyoruz. Zannetmek diyoruz. O zaman buradan dolayı yine bitişik. Ama hak etmek derken rahatlıkla hak etmek demiyoruz. Hak etmek diyoruz. O zaman bu ayrı evladım. Terk etmek derken bunu ayrı yazabiliriz evladım. Fark etmek derken bunu ayrı yazabiliriz evladım. Hakikaten hocam ya. Hakikaten değil mi evladım? Park etmek derken ayrı yazabiliriz. Mutlu etmek derken ayrı yazabiliriz. Dolayısıyla ses olayı varsa bitişik yazıyoruz evladım Tonguç'um, canım evladım benim. Ama ses olayı yoksa ayrı yazıyoruz. Birincisi bize sorular nasıl sorulacak acaba? Hiç onları merak ediyor musun Tonguç? Evet çok merak ediyorum. Gerçekten ben de senin merak ettiğini gözlerinden felfecir okumandan anlıyorum. Şimdi numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilebilir diye de sorabilir. Getirilemez diye de sorabilir. Yani sana bazen böyle noktalama işareti gelmeyecek yerde sorabilir. Mesela tamlamaların arasında noktalama gelmez. Bunları bilmen lazım. Ama gel şimdi istersen 5. sınıfta tekrar ettiğimiz nokta, virgül, noktalı virgül, 2 nokta, 3 nokta, kısa çizgi, ünlem. Bunların hepsinin bir uygulamasını yapalım mı seninle? Hazır mısın Tavuncu? Evet hocam. Hadi gel başlayalım. Şimdi nokta koyacağımız yerleri belirleyelim. Kar yolları kapadı. Cümlenin sonuna nokta gelir. Tarihlerin arasında nokta geliyordu. 05-06-1985. Saatlerin arasında buraya 2 nokta mı geliyordu, nokta mı geliyordu Tonguç'um? 2 nokta gelir. Tekrar. Nokta geliyordu. Normalde şeylerde, dijitallerde böyle 13-00 diye yazıyordu ama bu normal dijital saatlerde. Halbuki biz ne yapıyorduk? Az önce daha yeni öğrendik. 5. sınıf tekrarımızı öğrendik. 13'te diyorduk. 3. basamak, 2. sıra derken yine böyle yapıyorduk. Avukat, doktor derken yine nokta işaretini koyuyorduk ve sonrasında arkamıza dönüp arkamıza bakmadan ne yapıyorduk Tonguç'um? Kaçıyorduk. Tebrik ederim. Virgüllere bakalım. Eş görevli sözcükler ayırmada kullanılıyordu. Bardakları, tabakları, kaşıkları yıkadı diyebiliyorduk. Ya, veya sıralı cümlenin arasına da koyabiliyorduk. Erken yattı, virgül. Erken kalktı diyebiliyorduk. Erken gel dedi annem. Böyle seslenme cümlelerinde yine biz virgül kullanabiliyorduk. Tonguç'um, canım evladım, değerli öğrencim. Hayır, katılmayacağım dediğimizde. Peki, anladık dediğimizde. Tamam, geliyorum dediğimizde. Oh be falan. Bu tarz seslenmelerde de yanıt bildiren, onay bildiren cümlelerde de kelimelerden sonra da biz yine virgül kullanıyoruz Tonguç'um. Tonguç, dayıma çok benziyor dediğimizde. Burada yine özne karışmasın diye böyle bir virgül koyman gerekiyor. Mesela diyelim ki küçük ağacın arkasına saklandı dediğimizde Tonguç'um. Şimdi küçük ağacın arkasına mı saklandı? Küçük çocuk ağacın arkasına mı saklandı? Yani bir tane büyük ayı gibi bir çocuk var. Küçük bir ağacın arkasına mı saklanıyor? Affedersin. Yani ayı derken sana baktığım için yanlış anlama. Küçük virgül ağacın arkasına mı saklandı? Bir tane küçük çocuk var. Bir ağacın arkasına mı saklandı? Bunu anlamak için buraya mutlaka bir virgül koymamız gerekiyor. Burada bir tane küçük bir çocuk var. Ağacın arkasına mı saklanıyor? Yoksa bir tane adam küçük bir ağacın arkasına mı saklanıyor? Anlaşılmıyor. Bak şöyle çizelim. Adam da böyle. Şöyle kocanda bir adam olsun mesela. Anlaşık mı? Dolayısıyla virgülle göre anlam değişiyor. Değerli arkadaşlarım. Beni dinleyin dedikten sonra bir seslenme bildiren cümlelerden sonra da virgül koyduk. Noktalı virgüle bakmak ister misin Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Kız çocuklarına Ayşe, Gamze, buraya da virgül koyduğumuzu düşünelim. Erkek çocuklarına Eren, Ahmet isimlerini vermiştim. Şimdi bak kız çocuklarıyla erkek çocuklarını ayırabilirsin. O zaman sen buraya noktalı virgül koyabilirsin. Niye? Hatırlarsan ne demiştik? Matematikte 2 artı 2 şöyle koymuştuk, parantezi kapatmıştık. Ben hocam. Yok anladım. 3 artı 3 dediğimizde ne yapıyorduk? Köşeli parantezle ayırıyorduk. Bir anda iki hoca geri derse tabii. Şimdi burada köşeli parantezin önemi neydi Tonguç'um? Ey parantez!
senin gücünün yetmediği yerde ben girerim diyordu. İşte noktalı virgül de virgül öyle diyor. Ey virgül, sen bazen böyle ezik kalabilirsin. İşte ben senden daha büyüğüm. O yüzden senin de gücünün yetmediği yerde ben girerim kardeş demişti. Ve bu sınavlarda sorulabilir Tonguç'um. Buna dikkat et. %100 sorulur kağıdımızı yine gökten zembille indirdim. Şimdi at ölür, meydan kalır. Noktalı virgül, yiğit ölür, şan kalır. Burada zaten 5. sınıf tekrarımızda bunu dile getirdiğimiz için burada hızlı bir şekilde geçiyorum. İki noktaya baktığımızda şu şehirleri gezmişti. Erzincan, Muğla. Ali sesleniyor. Yarın geç kalma dedi. Ziraatçı sayar. Yulaf, pancar falan diye gidiyor. Bak burada konuşma cümlesinden önce, özel isimde sesleneceği zaman, konuşacağı zaman tiyatro oyunlarında şu şehirleri gezmişti, şehirleri açıklarken gene biz iki nokta koyuyoruz. Üç noktayı nerede kullanıyorduk Tonguç'um? Küfrederken hocam. Ne diyorsun herhalde, saçma sapan konuşuyorsun. Ben de dikkatli... Kötü söz söylerken falan mı? Hayır. Evet, aslında dediğin doğru. Bilimsel olarak ve filmsel olarak söylediklerin çok doğru. Ama biz şu anda kötü söz kullanır mıyız Tonguç? Bizler çalışkan öğrencileriz. Bizler pıtırcıyız. Bizler arıyız. Bizler çalışkanız. Niye öyle kötü söz söyleyelim? Kötü söz sahibinindir. Dolayısıyla biz öyle şeylerde kullanmıyoruz. Ama gerçekten de bilimsel olarak söylediğin doğru. Peki sen Tonguç, bilim insanı mı olmak istiyorsun, film insanı mı? Ben ilim insanı olmak istiyorum hocam. Tebrik ederim. Bazı insanlar film adamı oluyor, bazıları ilim adamı oluyor. Sen ilim adamı olacaksın. Işıl ışın parlayan dereler. 3 nokta. Pazardan şunları da almıştı. Elma, armut, kel mahmut. Böyle gidebiliyor yani. Dolayısıyla burada 3 nokta koyabiliyoruz. Eyvah! Hey! Bunlar da hep ünlem işareti. Zeki olduğundan. Bak burada yine ünlem işareti var. Niye? Çünkü alay ediyor. Zeki olduğundan tüm soruları yanlış yaptı. Yani buradaki ünlem işareti tam tersini ifade ediyor. Alay alma, bir ironi var. Bunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tonguç evladım benim. Soru işaretini zaten nasıl geldin? Memleketiniz. Anladın mı? Anlamadım. Şimdi buraya sence soru işareti gelecek mi Tonguç? Evet hocam, gelecek. Patladınız, hayırlı olsun. Niye? Çünkü burada eğer iki tane soru işareti koymanın bir anlamı yok. Bir, İsraf haram. İki, şuradaki A küçük. Halbuki noktadan sonra, soru işaretten sonra büyük harf başlar. Bak, iki noktadan sonra küçük harf başlayabilirdi. Büyük harf de başlayabilirdi. Ama noktadan ve soru işaretten sonra kesin büyük harf başlaması lazım. Eğer buraya soru işareti gelse Tonguç evladım benim, buraya büyük harf yazması lazım. Halbuki buraya küçük harf yazmış. O zaman anladın mı, anlamadın mı diyebiliriz. Şimdi bunu da geçtik. Bu arada soru anlamı olan mı? Pekiştirme anlamı olan olsa... Gene buraya virgül bile gelmiyor. Gerçekten Kazıkul Azizül Aziz bir soruyu sormuşuz. Gene burada tebrik ediyoruz kendimizi. Kısa çizgi biliyoruz zaten. Almanya ve Türkiye. Ekler ayırırken kullanıyorduk. Başladık ek kök hecelerden ayırırken kullanabiliyorduk. Heceleri ayırmada, ek köklerden ayırmada, eksi 15 derece derken, Serhat şehri Edirne, Osmanlı'ya başkent gelmiş. Yani Edirne arasöz olarak kullandığımızda yine kısa çizgi kullanabiliyorduk. Kesme işareti Ankara'ya dediğimizde, THY'nin dediğimizde, Kız Kulesi'nde dediğimizde, 1935'te dediğimizde, 2 Haziran dediğimizde kullanıyoruz. Burada şuna dikkat et. Bak burası sorulur. Bu çok zor bir soru. Hatta geçen gün abilerin girdi sınavda burası %100 sorulur demişiz. Aynısı çıktı. Şimdi ben burada yine kullanmak istiyorum bu kağıdı. Türk Dil Kurumu'nun dedik ya evladım. Burada sence kesme işaretiyle ayıracağız mı, ayırmayacağız mı? Hayır hocam, ayırmayacağız. Aferin, tebrik ediyorum seni. Kafam karıştı. Normalde öğrenciler böyle ayırıyorlar, halbuki ayırmayacağız. Tebrik ediyorum seni. Kafam karıştı. Evet. Bunu biliyorsun. Tebrik ediyorum seni. Zaten sınavda bunu sordu. Tırnak işareti vakit nakittir demiş atalarımız. Değil mi? Çünkü nakit her zaman iyi. Yazın Çalıkışı romanını okudum. Burada da yine net bir şekilde özel bir kitap ismini alırken bunu kullanacağımızı bilmemiz lazım. Yedinci sınıf tekrarında da yine 5, 6 ve 7 öğrendiğimiz yazım kuralı, 5 ve 6 öğrendiklerimiz zaten geçerli. Onlar yani D'nin, K'nin yazımı, büyük harflerin yazımı, sayıların yazımı, M'nin yazımı. Bunların hepsini zaten 7. sınıfta da tekrar görüyoruz. Ama biz şu anda göreceklerimizde 5, 6'da da görmüş olsak bile biz bu kısmı 7'ye ayırdık. Hadi bakalım 7'yi de tekrar edelim. Sonra da çılgın bir test çözmeye başlayalım. Şimdi, niye böyle... Tonguç, sen bugünkü derse niye hocam, şortla geldin? Havuzdan mı geldin? Çok heyecanlandınız. Hocam şöyle, ben bugün arkadaşlarla buluşacağım ve futbola gideceğiz hocam çıkışta. Ama havuz şortuyla hem top oynayıp hem de havuza mı giriyorsun yani? Her an hazırlıklı mısın? Hocam zaten iki haftada değiştirmedim şortumu. Birazcık... Kirli gördüm ben. Evet hocam, birazcık. Neyse, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ama zaten havuza girdiğinde kendi otomatik yıkanıyor klorlu suyla diyorsun. Şaka bir yana devam edelim. Bileşik sözcüklerin yazılımına baktığımızda ara yönler var. Güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, güneybatı. Bunların hepsi bitişik yazılıyor. Bir. Hop çıkıyor. Bunlarla alakalı hatırlarsan 5. sınıf tekrarında ne demiştik? Türkiye'nin güneydoğusu derken G küçük yazılıyordu. Güneydoğu Anadolu derken G büyük yazılıyordu. Evhaneler bir şey yazılıyor. Huzurevi, pastane, kitabevi, hastane, bunlar hep bir şey yazılıyor. Alt üst soyut anlamda akşam üstü, bilinçaltı dediğimizde bunlar yine bir şey yazılıyor.
Kuş burnu deve tabanı eğer mecazlaştıysa bisiklet. Ama deniz yılanı mecazlaşmış mı? Mecazlaşmamış. O zaman ayrı yazılıyor. Bunu da bu seneki üniversite sınavında sordular abilerinize, ablalarınıza. Sana da sorabilirler evladım. Başhekim, baş aktör bunlar yine bisiklet yazılıyor. Pekiştirmeler sapsarı, masmavi, kıpkırmızı, bembeyaz, sapasağlam, çepeçevre, küpegündüz, yapayalnız. Bunlar hep bitiş yazılıyor evladım. Bunlar çünkü pekiştirme. Yine ses düşmesi ve türemesi olan bilişki eylemlerde affetmekte, kaybolmakta. Bunları zaten 6. sınıf tekrarında söylemiştik. Yani hak etmek, terk etmek, fark etmek ayrı yazılırken kaybetmek, şükretmek, zikretmek, fikretmek, affetmek, zannetmek bunlar ses oluyor için tabii ki yine bitiş yazılıyor. Yazımı karıştırılan birkaç sözcüğe değinmek istiyorum. Bunlar önemli. Bunlarla alakalı soru gelebilir. Dolayısıyla bunları çok çok iyi bilmemiz lazım. Ben de şimdi sana bunları gösteriyorum. Birincisi, birçok daima bitişik yazılıyor Tonguç'un. Bunu bir kere bil. Birkaç daima bitişik yazılıyor. Hiçbir, hiçbiri, hiçbirimiz derken bitişik yazılıyor. Biraz yine bitişik yazılıyor. Pek çok ayrı yazılıyor. Bak buraya ünlem işareti koyuyorum. Bunu sormuşlar, yine sorabilirler Tonguç'un. Bugün bitişik yazılıyor. Hiç kimse bana yardım etmedi derken hiç kimse ayrı yazılıyor. Bak bu da yine sorulmuş. Art arda, el ele, baş başa, göz göze, diz dize, kol kola, yan yana. Bunlar hep ayrı yazılıyor Tonguç'um. Herhangi bitişik yazıldığını söylemiştik. Yalnız bu şekilde yazılıyor. Yalından yalnız. Hani şarkıcı Yalın vardı ya. Ellerine sağlık falan diye 1970'lerde bir şarkısı vardı. Yalından yalnız bitişik yazılıyor. Yanılmaktan yanılış bitişik yazılıyor. Bitişik yazılıyor derken böyle yazılıyor, özür dilerim. Yanlış ve yalnız yazılıyor. Herkes, herkes diye yazıyor, öyle değil. Bak şunu hep karıştırırlar. Buraya dikkat et. Buraya o yüzden ünlem işareti koyuyorum. Egzoz bu şekilde yazıyor. Exhaust falan diyorlar. Öyle bir şey yok. İddia. Yine burası da önemli. İddia. İddia diyorlar mesela. Kılavuz. Buradaki ı var. Bak hatta yine karışan bir şey söyleyeyim. Sence bunun yazımı doğru mu Tonguç'um? Doğru hocam. Hayır. Trash böyle yazılıyor zanneder. Trash falan diye okuyorlar hatta. Hayır. Türkçedir kelime. Trash diye yazmanız lazım. O zaman bu da böyle. Orijinal yine bu şekilde. Orijinal diye yazılıyor. Kibrit. Sürpriz bak, sürpriz. Sürpriz diyorlar mesela. R'yi unutuyor. Hayır öyle bir şey yok. Espri, asfalt, antrenman. Bunlar da yazımı karıştıran sözcükler. Bunlara da çok dikkatli bir şekilde çalışmalısın ki yazım kurallarında hiçbir soruyu kaçırmayasın. 7. sınıfta artık bunları bir karşılaştıralım. Yani nokta ile virgül, işte noktalı virgül, 2 nokta, 3 nokta veya kısa çizgi soru işareti. Bunlar nasıl birbiriyle karışabilir? Bunları görmemiz lazım iyice pekiştirmek için. Bunları anlayacağız. Sonrasında da konuyu çok güzel bir şekilde tekrar etmiş olacağız Tonguç'um. Şunu da şöyle koyalım, burada sayfa yeri oynamış. Hop diyoruz ve bunu kapatıyoruz. Hemen hop hop devam ediyoruz. Şimdi nokta ile virgül arasında bir fark var mı sence Tonguç? Bence hiç fark yoktu hocam. Bir uzunluk farkı olabilir hocam. Saçma zaman örneklerle gerçekten ülkemizin yaşadığı bu, yani olmaz. Bu doğru değil Tonguç'um. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. O zaman şimdi sana hem harf öğretiyorum hem de bir kahve veriyorum. Toplam kaç yıl borcum var bana söyler misin? 45 yıl hocam. Hayır bak. 186 yıl. Hayır bak. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Kahve burada. Evet hocam. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Ben sana hem harf öğrettim hem kahve verdim. 40 kere 40 1600 yıl. Hayır oğlum bak tekrar söyleyeyim. 80 yıl. Hah bu kadar basit. Ya bu kadar basit bir soruyu nasıl karıştırıyorsun? Hocam ama yani bu kadar basit soru sormazsınız diye ben bir şey yaptım hocam. Her bir zaman şey. Bazen öğrenciler de öyle oluyor yani. Ön yargılarını parçalıyor. Kesin doğru sormuştur hoca diye düşünüyorum. Halbuki çok basit. 40 artı 40 80. Neyse saçma sapan bir espriyle başladık. Şimdi nokta ile virgül arasındaki farka dikkat edin. Eve geldi cümlenin sonuna nokta geliyordu. Ama bak burada cümleler bitmemiş. Buralara virgül geleceğini bilmemiz lazım. Tarihten arasında nokta geliyordu. Saatlerde, sıra sayılarında, kısaltmalarda nokta geliyordu. Ama tabii TBMM'de nokta geliyor muydu Tonguç? Hayır. Hayır. TCDD'de nokta geliyor muydu Tonguç? Hayır tabii ki. Tebrik ediyorum. Kaliteli, elit, başarılı ve aynı zamanda cana yakın bir çocuksun. Şimdi uyandı, hazırlandı. Annen geldi dedi arkadaşım. Şimdi burada niye ne anlatıyoruz biz, kafayı mı yedik? Burada sıralı cümlelerde virgül koyuyoruz. Ama annen geldi dedi arkadaşım. Burada bir seslenme var, bir cümle var. Peki dinlerim. Okey anladım. Okey diye bir şey yok tabii Türkçe'de, saçmaladım. Tamam anladım. Hayır yapamayız. Evet, geliyoruz bu tarz cümlelerden sonra. Yani evet, hayır, tamam, oldu gibi şeylerden sonra da virgül koymamız gerektiğini bilmemiz lazım Tonguç'um. Efendiler, kulak verin. Bak burada ünlem işareti var ama öncesinde virgül koymuş. Ali amcama seslendi. Ali amcama mı seslendi? Yoksa Ali benim amcam mı seslendi? Bu tarz anlam karışıklığını önlemek için virgül koymamız gerektiğini söylemiştik. Noktalı virgül, 2 nokta, 3 noktayı da tekrar edelim iyice. Konuyu iyice öğrenmiş olduk. Hem 5. sınıf, hem 6. sınıf, hem de 7. sınıf tekrar yapıyoruz. Artık seneye bomba gibi hazır mıyız Tonguç? Hazırım. Tebrik ediyorum. Noktalı virgül, hatırlarsan virgülün daha karizmatiğiydi. Yani her zaman yaptığım işaret, bir kez daha izin verirsen yapmak istiyorum. Noktalı virgül büyüktür, karizmatiktir virgülden. Erkek çocuklara doğan Taylan, kız çocuklarına inci çiçek isimlerini verdi. Bak burada yine noktalı virgül. Az önce hatırlarsan 6. sınıf tekrarında aynısını yapmıştık.
erkekler, kızlar, meyveler, işte ne bileyim sebzeler. Bu tarz farklılıklarda virgüllerden sonra araya noktalı virgül koymamız gerekiyordu. At bulunur, meydan bulunmaz. Meydan bulunur, at bulunmaz. Bak burada noktalı virgül koyduk çünkü anlamca aralarında virgül bulunan cümleleri ayırmak için sıralı cümlelerde noktalı virgül koymuyorduk. Hayvanat bahçesinde şunları görmüştü. Geyik, aslan, işte devam edebilir bundan sonra işte sincap diye devam edebilirsin. Ve şunları dediği için buraya nokta koyman daha mantıklı olur. Ayşe dışarı çıkın dedi derken Ayşe'nin seslenmesinden sonra da yine iki nokta koyabiliyoruz. Üç nokta ise tamamlanmamış cümlelerde, bitmemiş yargılarda, eksik olan cümlelerde kullandığımız bir şeydi. Sararan yapraklar, soğuk, rüzgar, üç nokta diye gidiyordum. Terzilik için gerekenler şunlardı. İğne, iplik, işte çuvaldız, başka ne gerekir? İşte kumaş, buna benzer şeylere dikkat etmemiz lazım. Kısa çizgiyle soru işareti arasındaki farka baktığımızda Ahmet başka şehre gidecekmiş. Ahmet kim açıklar mısın? Ara söz verir misin? Ahmet, en küçük oğlu, biz Ahmet başka şehre gidecekmiş diyebiliyoruz. Ankara ve İstanbul, işte hecelere ayırdığımızda, eklere ayırdığımızda kullandığımızı biliyorduk. Soru işaretinde ise neden söylemedin ve adınız derken biz bu şekilde soru sorduğumuzda biz mutlaka soru işareti koymamız gerekiyordu ama şuna dikkat et. Geldi mi, virgül gelmedi mi derken soru işaretini buraya koyduk. Ve ödülü sorumuz yap ve zirveye ulaş diyorum Tonguç'ta. Teşekkür ederim. Bak Tonguç'ta başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bul sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap. Bak Tonguç'ta başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış hazırlık yap.